Merhaba sevgili dostlarım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkan 35 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videolarıma beğeni atar ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ederim. Dolar-TL kuruna incelememize başlamadan önce arkadaşlar, kısa bazda Forex'çi arkadaşlar için oluşturduğumuz grafiği görüyorsunuz. Forex ile ilgilenen arkadaşlar bu hafta hangi seviyeleri takipte kalmalı? Onlar için önce kısada bunu hep beraber bir inceleyelim. Evet, Forex'çi arkadaşlar için şurada gördüğünüz 5.67 seviyesi. 5.67.50 bir stop noktasıdır. 5.67.50 altına inmedikten sonra arkadaşlar şurada gördüğümüz ikili dip seviyemiz 5.80. Tekrardan test edeceğini düşündüğümüz ve 5.80'in kırılmasıyla da yukarıda bizi bekleyen 5.88 rakamı. Şimdi Forex'çi arkadaşlar strateji olarak ne yapması lazım? Veya günlük al satla uğraşan banka makas aralıkları düşük olan arkadaşlar. Öncelikle 5.67 5.80 aralığında görüyorsunuz dolar TL oyalanacaktır. Ne zaman ki 5.80'i kırdı arkadaşlar, o zaman da oyalanacağı seviye 5.88 5.80 aralığı olacak. O yüzdendir Forex'çi arkadaşlar ilk etapta bu aralıklarda işlem yapmaya çalışsınlar. Yani aşağıda 5.67.50 bir stop noktası olarak belirlenebilir. Yani 5.67.50 üzerinde kaldıkça da ilk etapta 5.80 5.80 seviyesinin de yukarı doğru kırılmasıyla 5.88 kısa vadede takipte kalacak hareket yerlerimiz. Forexçi arkadaşlar bunları takipte kalsın. Bunlar Forexçi arkadaşlar için önemli seviyeler. Şimdi daha uzun bazlı grafiğimizi inceleyecek olursak günlükte bakalım. Günlük bazda da grafiğimize şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar hangi seviyeler bizler için önemli olacak? Sizlerle birlikte bunları hep beraber inceleyelim. Evet, 4 saatlikte bir de şurası var arkadaşlar. Şuradaki bir tepemiz var. 5.93'te. Evet. Forexçi arkadaşlar. Forexçi arkadaşlar kısa bazda dediğim gibi bu seviyeleri takipte kalsınlar. Bu seviyeler Forexçiler için önemli seviyeler olacak. Hangi seviyeler dedik? Aşağıda 5.67.50, yukarıda 5.80, 5.88 ve 5.93. Evet, bu seviyeler kırıldıkça bir sonraki direnç seviyeleri takibinizde olsun. Veya aşağı doğru destekler kırıldıkça takipte kalmanız gerekecek rakamlar da belirttiğim rakamlar. Yukarı gidişlerde de direnç kırımları takibinizde olacak. Aralık olarak da verdiğim mesafelerin aralıkları Forexçi arkadaşlar takip edecek. Bunlara göre kendinize bir strateji yön belirlemeye çalışacaksınız arkadaşlar. Evet, şimdi kısa bazlı bu grafiğimizi silelim. Daha orta bazlı bankadan işlem yapan arkadaşların takip etmesi gereken seviyelere bakalım. Evet, günlük bazda grafiğimizi açtığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz bizim bankadan bu işlemleri takip edecek arkadaşlar için en olmadık stop yerimiz en kötü ihtimalle arkadaşlar 5.51 seviyesinde. Onun üstündeki rakamımız 5.62.
ve 10 üzerindeki 5,68 rakamı. Bankadaki arkadaşlar şuradaki 5,51 rakamı kırılmadıktan sonra dolar TL'de pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. Yukarıda 5,93 seviyesi var. Takipte kalmamız gerekecek önemli bir seviyemiz. 5,93 seviyesi. Orta bazda da arkadaşlar bizim bankadan işlem yapan arkadaşlar 5,68. Şöyle çizelim. Hatta stop noktamız belirtelim arkadaşlar şurada. 5,51. 5,62. Kritik olan aşağı yönlü doların aşağı yönlü çevirmesi durumunda takip edilecek kritik direnç destek seviyelerimizi belirleyelim. 5,62 üzerinde de 5,67 50. Şimdi bunlar kritik seviyelerimiz arkadaşlar. Bu seviyeler dolar TL'nin yönünü aşağıya çevirdiği zaman takipte kalmamız gerekecek olan önemli rakamlarımız. Orta vadede bizim için stop noktamız, olumsuz durumlar için stop noktamız şu an için 5,67 50 seviyesinde. 5,67 50 seviyesi kırılmadığı müddetçe arkadaşlar bizim orta vadede takipte kalacağımız ikinci en önemli seviyemiz banka işlemi yapan arkadaşlar için şurada gördüğünüz 5,88 rakamı. Bu 5,88 rakamı takipte kalmamız gereken ikinci önemli seviyemiz. 5,88. Orta vade için konuşuyorum. Aşağıdaki 5,67 50 stopumuz dedik. Evet, 5,88 kırılımıyla da yukarıda önemli bir seviyemiz daha var. Şurada beklememiz gereken. Oradaki de 5,95 tepesi arkadaşlar. 5,95 aralığımız. Bu 5,95'te bizim için önemli olacak. Şuradaki 5,95. Bu aralık da bizim için önemli. Şimdi bunun neden önemli olduğunu birazdan daha uzun vadeli grafiği açtığım zaman hepiniz göreceksiniz. Şuradaki 5,67 50 biliyor, tekrar söylüyorum stop. Stop noktamız 5,88, kısa da hedefimiz 5,88 üzerinde kırılım 5,93. Bu seviyeler kısa ve orta vadede bizim takipte kalmamız gereken önemli seviyelerimiz olacak. Şimdi daha orta ve uzun baza dayalı yaptığımız grafiğimizde şurada takip ettiğimiz arkadaşlar bir üçgenimiz mevcut. Biliyorsunuz bunun Elliot'unu da yapmıştım sizler için. Şimdi bu üçgene göre arkadaşlar şu üçgende mavi ile kırmızı arasındaki büyük üçgenimizde artık bu kırılımın her an yaşanabileceğini görüyoruz. Grafiği sizler için büyüttüğümde sizler de bu işlemi göreceksiniz. Şimdi üçgen bize diyor ki arkadaşlar görüyorsunuz aşağıda artık 5,62 benim için bir dip oldu. Dip seviyesi oldu. Bu 5,62 altına inmedikçe ben artık buralardan yukarıda test etmem gerekecek bir 5,88 seviyem var. Tekrar çizelim anlamanız açısından. Şurada diyor benim bir 5,62 dip seviyem oluştu. Bu 5,62 üzerinde de diyor arkadaşlar grafiğimiz bize benim artık test etmem gereken bir 5,88 seviyem var. Şimdi arkadaşlar bu 5,88 de bizim için çok önemli oldu. Neden derseniz 5,88 üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa dolar TL'de bu sefer dolar TL kritik olan 5,95 direncine doğru
hareketini sürdürebilir. Hatta 5.95-5.98 aralığı. Şuradaki 5.95-5.98 aralığı. Onu da çizelim. Şuradaki 5.98 aralığı bizim için önemli olacak bir aralık orta vade analizimizde. Şimdi daha uzun bazada geçtiğimizde dolar TL'deki beklentim olan 7.50 rakamının nasıl gelebileceğini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu grafikte nasıl mümkün olabilir bunu göstereceğim. Evet, grafiğimizi şimdi aylık bazlı grafiğe çevirdiğimizde arkadaşlar bu üçgenin şuradaki kırılım noktasını büyüteyim size. Ya arkadaşlar bu artık üçgende gidecek yer kalmadı yani görüyorsunuz. Bu üçgen artık 5.62-5.63'ler kırılmadığı müddetçe kendine buralardan bir dip seviyesi oluşturdu. Yukarıda 5.88-5.90 aralığı. Yani buraları artık yukarı kırarsa arkadaşlar dolarda 5.88-5.90 aralığı bu ay içerisinde kırılırsa bu doların artık yukarı hareketleri ilk etapta 6.14 5.88'in yukarı kırılması durumunda 6.14 rakamı ve 6.14'ün de yukarı doğru kırılımıyla birlikte arkadaşlar daha orta bazlı beklentim olan 6.50 rakamı şurada gördüğünüz 6.50 rakamı hala Elliott çalışmama göre de beklenti rakamı. Bunu Elliott çalışmamı takip ettiyseniz orada da zaten bulduğumuz rakam şu an itibariyle burada da bu rakamı vermekte. Şimdi 7.50 rakamını nasıl bulduk? Sizlerle birlikte bunu inceleyelim. Dolar TL'de arkadaşlar şurada 5.08'de bir dibimiz var görüyorsunuz. 5.08 seviyesinde ve şurada bir 5.95'te bir kırılması gereken oluşumumuz mevcut. Şu hareketi şu şekilde bir çanak kulp şeklinde düşünecek olursak alt seviyesi de 5.08'lerden geçen. Yani bunu 5 desek kabaca burası 5.95. Takribi olarak arada arkadaşlar 1 kuruşluk 1 liralık bir fark var. Bunu kırdığımız anda buradan arkadaşlar bu çanağı 5.95 seviyesi üzerinde kırdığımız zaman ilk etapta bu çanak 6.50'li seviyelere gidecek. Şurada gördüğümüz 6.50 orta bazda beklediğimiz seviyeye gidecek hedefine. Daha sonra 6.50 üzerinde de şurada gördüğünüz arkadaşlar kırılımıyla birlikte daha uzun vadede 7.50 seviyesine görüyorsunuz. 7.50 seviyesine doğru hedefine gidecektir. Benim grafik üzerinde gördüğüm rakamlar bunlar. Bunları da sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bunlardan bir şeyler hem öğrenin hem de grafikteki teknik olarak teknik açıdan beklenti seviyelerini sizler de görün diye paylaşıyorum. İnşallah sizlere bir faydası oluyordur bu paylaşımlarımın. Yaptığımız videoların altına da yorumlarla ve sesle ilgili kendi yorumlarınızı yazarsanız bundan dolayı çok memnun olurum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Videoma beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.